أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Değerli kardeşlerim, Ramazan sohbetlerinin bir programında daha sizlerle beraberiz. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum. Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doktor Kenan Şahin hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Yine genç hafızlarımızdan, genç hocalarımızdan Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Hannover Merkez Camii İmam Hatibi Ahmet Faruk Berber hocamız bizimle beraber. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam. Bugün programımıza yine inşallah Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Akabinde Ahmet hocamızdan yine hemen akabinde bir ilahi dinleyeceğiz. Daha sonra Kenan Şahin hocamızla COVID-19'un sosyal etkileri üzerinden inşallah bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İnşallah özellikle bu salgın hastalık döneminde salgın hastalığın artılarını ve eksilerini inşallah konuşmadan aldıklarını ve bize kazandırdıklarını böyle istişare mahiyetinde bir söyleşi yapmış olacağız. İnşallah üzerimize Rabbim tesirini halk eylesin. Sözü fazla uzatmadan sözü yine Kur'an'a bırakalım. Ahmet Faruk Berber hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا زنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستطيع
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة Bir ilahi de dinleyelim. Ondan sonra Kenan Şahin hocama sözü vereceğiz inşallah. Buyur Ahmet hocam. Bir de ilahi dinleyelim inşallah. Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı. Öksüzler, yetimler sahipsiz kaldı. Dünyada dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Neredesin? Kerbela kan ile doldu. Neredesin? Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Sen yokken Ebu Bekir yanar oldu Ömer'i. Osman'ı ayrılık vurdu Bilal'in. Ezan okuyamaz oldu Halil'e. Fatıma'nın gülü soldu Ali'yle. Fatıma'nın gülü soldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Zeynep'im perişan oldu, neredesin? Ümmetin çaresiz kaldı, neredesin? Neredesin? Kerbela kan ile doldu, neredesin? Ümmetin perişan oldu, neredesin?
Zeynep'in perişan oldu, neredesin? Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tatlı bir ses, tatlı bir okuyuş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık hocam. Yüreğine sağlık. Maşallah. Allah razı olsun hocam. Rabbim bu yolda hizmetinizi daim eylesin inşallah hocam. Amin. Allah razı olsun. Evet. Ahmet Faruk Berber hocamıza teşekkür ettikten sonra şimdi sözü Kenan hocamıza, Kenan Şahin hocamıza inşallah vereceğiz. Hocam malumunuz şu anda dünyayı saran bir COVID-19 salgın hastalığıyla boğuşmakta dünya. Ülkelere göre bazı ülkelerde ciddi manada yüksek iken bazı ülkelerde sınırlı ve kontrol altına alınmış gibi duruyor. Bu salgın hastalığı döneminde memleketimizde de ciddi manada kısıtlamalar yaşadık. Bir kısmını hala yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Hocam şöyle bir soru yöneltsek ve sohbetimize şöyle başlasak. Bu COVID-19'dan önceki aile yapınız nasıldı ve COVID-19'la beraber nasıl bir dönüşüm yaşamaya başladık? Bununla bir giriş yapalım hocam, buyurun. Şimdi tabii bu bir salgın. Tarih boyunca da salgınlar olmuş ama artık insanlar o kadar yoğun bir şekilde şehirlerde yaşıyorlar ki ve yaşam biçimleri geçmişe göre öyle farklılaştı ki tedbirler de geçmişteki tedbirlere benzemiyor. İspanyol gribinde 1918'de milyonlarca kişi olmuş. Kimi rakamlarda 50 milyon, kimi rakamlarda 200 milyon. Öyle az rakamlar değil. Ama tabii böyle bu ölçüde bir küresel anlamda tüm dünya içine alan bir karantina süreci yaşanmış. Tabii bu var olan tablo çok tartışılıyor. Bir planlı, bir insan işinin karıştığı bir virüs salgını mı, bir salgının arkasındaki bu virüsün kökeni doğal yollarla ortaya çıkmış bir virüs mü, yoksa suni yollarla oluşturulmuş bir virüs mü? Tabii bu her iki ihtimalin de olduğunu akılda tutmak lazım. Yani hiçbir zaman şunu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Bu kesinlikle bir biyolojik saldırı falan değildir diyemiyoruz. Ama kesinlikle biyolojik saldırıdır da diyemiyoruz. Şimdi tabii burada dünyada hızlı reaksiyon gösteren, kendisini hızlı adapte eden şartlarda önünü bir adım, iki adım, üç adım sonrasını görenler kazanacak. İşte oraya takılan ya bu biyolojik saldırı mıydı yoksa Allah'tan mı geldi, bu tartışmalara takılıp kalanlar kaybedecek. Şimdi biz burada var olan durumu anlamalı, sonrasında da var olan durumdan hikmetler çıkarmalıyız. Cenab-ı Hak her zaman ister bir zorluk, ister bir kolaylık ne verirse versin, zorlukluğunda, kolaylığın da beraberinde mutlaka fırsatlar vermiş. Fakat o fırsatları görebilecek bir basirete, görebilecek akla, görebilecek ilme sahip olmamız lazım. Çünkü var olanı anlamak, akletmek öyle kolay bir şey değil. Yani Cenab-ı Hak akledin diyor ama akletmek nasıl akledeceğiz? Hem bilgimizi, beynimizi kullanacağız akletmekte, hem şuurumuzu kullanacağız ve tabii bir de gönlümüzü kullanacağız. Yani olayı iyi anlarken bu üçü de lazım. Üçü olursa şumurlu bir şekilde anlamak mümkün. Yoksa bir ayağı boşta kalır. Yani meselenin sadece ekonomik boyutunu ya da siyasi boyutunu anlarsın. Şimdi bu salgın süresi içinde mutlaka Müslüman kendince değerlendirip bunu mutlaka lehine kullanacağı bir şekilde yaklaşmak zorunda. Öyle yaptık mı? Aslında sonuçlar da öyle gösteriyor. Toplum içindeki bizim çalışmalarımız da öyle gösteriyor. Maşallah. Özellikle Türkiye'de bu salgınla olan süreç mutlaka olumsuz bir sürü etkisi olacak oluyor. Ama bunun yanında pek çok fırsata da dönüşecek olumlu yanları oldu. En çok nerede oldu bu? İşte sizin başta da söylediğiniz ailede oldu. Ya neler oldu ailede? Biz öylesine iş hayatına, işe güce dalmıştık ki ev denen yapıyla ev mi, otel mi orayı karıştırmıştık. Sadece geliyor ya diyor. Hafta sonu da canım dışarıda öyle bir kültür oluşmuştu. Çocuklarla dışarıda geçirelim. Ev sadece hafta içinde kalınan, hafta sonunda işte gecilen bir yapıya dönmüş. Çocuklar
Onlar tabii okullara, hocalara emanetti. Allah razı olsun. Hocalarımız çocuklarımızı yetiştirme konusunda çok ciddi gayret gösteriyorlar. Çocuklar sabah erkenden servise biniyor, okula gidiyor. Oh ne ala. Hafta sonları zaten bir eğlence şeyiyle bir ilgilenme var. Biraz masraf edelim, çocuklarla vakit geçirtelim diye bir şey var. Biraz da hanımlara emanetti Allah razı olsun. Hanımlar çocuklarla ilgilenirlerdi. Biz de işte geldiğimizde biraz bağırıp çağırarak bir babalık rolleriyle ilgileniyoruz. Maalesef tablo aşağı yukarı hepimizde benzer tablolar. Şimdi bu süreç içerisinde Cenab-ı Hak öyle bir şey yaptı ki yaklaşık işte 2 aydan fazla bir zamandır evdeyiz çocuklarımızla beraberiz. Çocukların ne halde olduğunu anlamaya başladık. Çocukların eğitim meselesini anlamaya başladık. Çocuklarımızla aramızda ünsiyet geliştirmeye başladık. Daha da önemlisi çocuklarımızla beraber iş yapma kültürü oluşturmaya başladık. Vakit böyle geçiyor. Yani sadece daha da önemlisi çocuklarımızla beraber ibadet etme fırsatı yakaladık. Şimdi öyle bir zamanda bu karantina süreci oldu ki işte Şaban ayı ve Ramazan ayında oldu. Recep ayının sonlarında başladı. Yani 3 aylar içerisinde ve Ramazan ayında. Şimdi Allah'ın lütfuna bakar mısınız hocam? Şimdi biz bu koronavirüs salgını olmasaydı şu anda ne durumda olurduk? Valla işte bugün günlerden pazartesi değil mi hocam? Bu pazartesi günü iftara yetişir miyiz, yetişmez miyiz telaşesi içerisinde olurduk. İftara da davet vardır ya da misafir vardır, onun telaşı içerisinde olurduk. Böyle bir telaşayla ben işte 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 10 yıl süresi içerisinde işte 30 Ramazan günü içerisinde bir ya da iki tane iftarı ailemle çocuklarımızla beraber. Geri kalan o hızlı hayatın içerisinde ailemizi de çocuklarımızı da ihmal ettik. Cenab-ı Hak öyle bir fırsat verdi ki bakın aile ve çocuklar diye bir mevzu var. Çok ciddi problemler var. Ailenize sahip çıkın. Madem çobansınız sürünüze sahip çıkın dedi ve tabiri caizse zorunlu bizi sürümüzle ikamete mecbur tuttu. Elhamdülillah benim çocuklarım işte büyüdüler. Üçüzlerimiz var, 18 yaşındalar. İmam Hatip'te okuyorlar elhamdülillah. Şimdi tabii bunlar bir yılda hafızlığa gittiler. Tabii biraz bunlar zor nesil. Zor nesil şu şanssız nesil. Bunların döneminde sadece lise aşamasında hafızlık olabiliyordu ortaokuldayken. Sonra biliyorsunuz düzenleme oldu hocam. Düzenlendirme olduğu zaman bunlar 7. sınıftaydılar. 7. sınıfta zor, güç, bela bir sene milli eğitimden izin aldık. Onları bir sene hafızlığa gönderdik. Çünkü ortaokuldaki hafızlık çalışmasıyla lisedeki hafızlık arasında çok büyük fark var. Ortaokul seviyesinde muazzam başarılar var. Elhamdülillah bendik İmam Hatip ve hafızlığı beraber yürüten de çok sayıda okulumuz oldu. Çok başarılı bir şekilde hafızlıklar yürüyor. Ama bir sene gidebildiler. Sonrasında da Ömer Çamanzoğlu İmam Hatip Lisesi'ndeler oğullarım. Onlar da şimdi bir yıl daha Arapça hazırlık okudular. Elhamdülillah kıraatları gayet iyi. Şimdi biz evde 5 vakit cemaatle namaz kılıyoruz. Normalde de işte evimizin hemen bitişiğinde bir camimiz var. Zaman zaman cemaatle kılıyorduk ama elhamdülillah yani neredeyse 2 aydır sekmedi bir vakit cemaatsiz kıldığımız mümkün olmadı. Allah'ın lütfuna bakar mısınız? Bizim çocuklarımız kıraatları iyi olmasına rağmen utangaçtırlar. Böyle işte cemaatle namaz kıldır sadece dedeleriyle kılarlar. Allah razı olsun. O gittikleri zaman babam mutlaka onlara hemen imam olun cemaatle namaz kılacağız der. Dedeleriyle kılarlar. Mutlaka babam onlara bir aşırı şerif okutur. Ama şimdi bu sürekli 60 gündür namazı kıldıra kıldıra şimdi teravihleri de onlar kıldırıyorlar. Elhamdülillah hem kıraatları hem özgüvenleri hem ev içerisinde o sosyalleşmeleri de gelişiyor. Ezberleri yapıyor diyorlar. İşte dualar ezberleniyor. Annemiz de bu konuda son derece dikkatli gayretli. Aslında aile denen mektebi ihmal etmişiz, yeniden keşfettik. Sonra aslında o kadar çok da birlikte okuyacağımız şey varmış ki, teknoloji zaman zaman kızıyoruz, biraz da sövüyoruz bu teknoloji konusunda. Teknolojinin de faydalı yönlerini keşfettik. Bakın şimdi Zoom'da biz yayın yapıyoruz, onu da YouTube'da canlı yayın. Allah razı olsun. Belki siz de takip ediyorsunuzdur. Bekir Develi ile Mehmet Ali Yıldırım Hoca bir siyer dersi yapıyorlar. Gecenin saat 12'sinde YouTube'da. Biz ertesi gün ailecek işte iftardan önce, iftardan sonra, iftar aşamasında o siyer dersini izliyoruz. Ne güzel istifade.
Ben belediye başkanlığım döneminde Ekrem Demirli Hoca yıllarca Pendik'e geldi gitti. Yıllarca İbni Arabi Hazretleri'ni anlattı. Ben hiçbir dersine katıldım. Katılmışsam da çok kısa katılmışımdır. Şimdi tabii hanım bu işlere biraz meraklı, ilgili. Biz hep beraber Ekrem Demirli Hoca'nın İbni Arabi ile ilgili füsusel hikemle ilgili o dersi ki videolar yani YouTube'dan alıyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Yani aslında bir başka işte meşgul olurken de ev içerisinde bunu da keşfet. Yani birlikte ailece, çoluk çocuğumuzla okumayı keşfettik. İzlemeyi keşfettik. Yani birlikte daha önce nasıl oluyordu? Herkes kendi odasında, kendi şeyinde, kendi düzeninde. Şimdi birlikte yemek yeniyor. Doğal olarak Ramazan'ın da böyle bir bereketi var. Çocuklarımızla beraber. Tabii eşlerimiz de yeniden keşfet. Biz zannederdik ki eşiniz ne iş yapıyor? Çalışmıyor. Ya asıl çalışma evdeymiş. Evde çok ciddi bir çalışma varmış. Bu çok ciddi çalışmayı da keşfet. Yani evde ne işin aslında en ağır iş sınıfından olduğunu anladık. Niye? Ucundan tutuyoruz artık. O işlerin azıcık uçlarından tutunca ya yapılacak işler değilmiş. Allah razı olsun. Bugüne kadar hanımlarımız bu işleri yapmışlar, seslerini çıkarmamışlar. Ne kadar şükretsek az. Aslında ev denen bir yapının çok ciddi bir işletme olduğunu da keşfettik. Şimdi ben zaman zaman sosyal konulardaki araştırmalara, şunlara, bunlara bakıyorum. Bu süreç içerisinde sürekli evde kalınmasının ev içerisinde huzursuzluklara yol açacağını, şiddete yol açacağına dair çok işte sosyologların, psikologların öngörülerini aylar öncesinden gördük. Uzun süre kalınca bu süreç içerisinde işte aile içi şiddet artar. Geçtiğimiz günlerde işte alo şiddet hattı var, şu var, bu var. Devletin bu hatlara başvurular %60'a yakın azalmış. Aslında evdeki şiddetin sebebi evde durmak değildi. Evde durmamak. Evi yuva yapmak değildi. Evi yuvadan otele dönüştürmek. Ev otele dönüşünce de işte otel hizmetleri ile ilgili problemler vardı. Otel hizmetleri ile ilgili kavgalar olunca da tabii o ister istemez tatsızlıklara gidiyordu. Ama şimdi vakitler. Hani hep anlatılır bir sürü işletme şeyinde. Ben işletmede yüksek lisans yaparken hocalarımız anlatmıştı. İnsan ruhu çok mühim tabii ki. Mayaların ya da Aztek uygarlığının olduğu yerde batılı bilim adamları işte rehberler tutmuşlar. Rehberlerle beraber gidiyorlar ama rehberler 5 dakika 10 dakikada bir mola veriyorlar. Allah Allah yani yorulacak bir mesafe olmadı. Niye mola veriyorlar? Sonunda soruyor ya ne oldu? Niye mola verdiniz? Diyor ki biz hızlı gittik. Ruhumuz geride kaldı. Ruhumuz bize yetişsin diye bekliyoruz. Şimdi aslında biz hayatı öyle bir bu kapitalist düzen, maddiyetçi düzen hayatı tamamen mal üzerinden, meta üzerinden, materyal üzerinden değerlendiren bir düzene Müslümanlar olarak biz de kendimizi kaptırdık. Ne kadar çok çalışacağız, ne kadar çok kazanacağız, ne kadar çok zengin olacağız. Tabii ki kendimize zaman ayırmayı unuttuk. Hazreti Peygamber insanlığın zirvesi, o zirvenin bir hirası olduğunu unuttuk. Hazreti Peygamber bütün ümmetten mesul ama Ramazan'da itikafa vakit ayırdığını unuttuk. Çünkü insanın ruhu denen bir şey var. Bir kendisini gerçek anlamda dinlemesi lazım. Bu da öyle işte iki yemek arasındaki 5 dakikada kendimi dinleyeyim. Uykuya yatmadan önceki gözümden uyku akarken bir muhasebe yapayım değil. Hazreti Peygamber itikaflarını Ramazan'ın son 10 gününde yapar değil mi hocam? Yani süre de mühim. Yani siz ancak zaten o ortama 2-3 günde adapte oluyorsunuz. Ruhunuz o ortama öyle adapte oluyor. Tatile gidiyorsunuz yazın. 3-4 gün sonra bir tatil ortamına gidiyorsunuz. Bedeniniz hemen tatil ortamına girse de ruhunuz giremiyor. O daha önceki gündemi bırakamıyor. O gündemden kurtulmanız lazım. O gündemden kurtulmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Şimdi biz aslında küresel bir itikafa tabi tutulduk. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak hepimizi dedi ki şu itikafın bir tadına var. Evinizde kalın. Çoluk çocuğunuzla evinizde kendinizle ilgilenin. Bir kendi dünyanıza bakın. Kendi dünyanıza bakın. İnsan olduğunuzu akledin. İnsan olmanın, insanın ruhunun tamiri için lazım olan şeylere bakın. Ve bunları yeniden keşfedin. Allah'a hamdolsun.
Bu süreç bu anlamda insanlığımızı ve kendimizin iç dünyasını kendimize zaman ayırmamıza da çok ciddi fırsat verdi. Tabii ilimle irfanla uğraşanlar için de, ya ilim irfan için de çok ciddi bol zaman bulduk hocam. Yetiştiremediğimiz o işlerin hepsi yetişir oldu. Okuyamadığımız notların hepsi okunur oldu. Yazamadıklarımızın çoğu yazılır oldu. Allah bu süreç içerisinde bir de zaman bereketi verdi. Yani koşturmaca bir yerlere yetişmede kimse bir yere yetiştiği yok. Sonu kabil o yani. Ne kadar koşturursanız koşturun. Ama işte bu koşturmacanın da şu dünyanın da her şeyin ayarında olması gerekiyor. Her şeyin dengesinde, dünya bir denge üzere, bu dengede ihmal ettiğimiz hem kişisel anlamdaki kişisel özelliklerimizi, ihtiyaçlarımızı, ihmal ettiklerimizi yeniden hatırlattı. Hem de ailemizi, çocuklarımızı, eşimizi, ev hayatını, tabiri caizse doğru ifadesiyle yuvayı yeniden hatırlattı. Başka elhamdülillah, tabii siz de başta söylediniz, Türkiye bu anlamda süreci en iyi yöneten ülkelerden biri. Ölüm oranlarımız çok düşük. Çok şaşırıyorlar. Ya ne yapıyorsunuz? Herkes aynı tedaviyi veriyor. Siz ne yapıyorsunuz da Almanya hani bu konuda en böyle yukarı çıkarılan, ondan bile yarı yarıya düşük bizim ölüm oranlarımız. Efendim çok dahil yapılıyor mu? Ya kardeşim, Türkiye'de biz bütün herkesi tespit etsek ölüm oranları çok daha düşük çıkacak. Artmaz ki. Yani tam tersine işte atlanmış, bilinmeyen şu bu vesaire kattığımız zaman sürece pozitif vakaları yapınca ölüm oranları daha da düşük çıkar. Artmaz. Peki burada bizim becerimizde ne var? Mutlaka sağlık teşkilatımızın, sağlık sistemimizin, sağlık altyapımızın üstün başarısı var. Ama daha önemli şey var. Yaşlılarımıza değer veren insanlığımız var, insanlığımız. Bugün Batı'da bu kadar yüksek ölüm olanların ortaya çıkışının arkasındaki en büyük sebep, huzur evlerinde, bakım evlerinde, işte hospislerde ihmal edilmiş, ötelenmiş, yok sayılmış yaşlılardan dolayı. Zaten asıl bu hastalığın vurduğu kesimde yaşlılar. Türkiye'de ne yaptık? Dedik ki aman ha, yaşlılarımız siz evinizde istirahat edin, her türlü hizmet bizden dedi. Aslında ihmal ettiğimiz yaşlılarımızın da ne kadar değerli olduğunu bu süreç içerisinde yeniden anlama, idrak etme fırsatını bulduk. Annemiz, babamız her gün elimizin altında. Benim annem yakın oturuyor. Kardeşlerim de aynı sitelerdeler. İnanın bu kadar belki düzenli takip edemiyordum. Şimdi bu süreçte annem, kayınvalidem vesaire hepsi yakınlarındalar. Sürekli takip ediyorum. Gidebildikçe gidiyorum. Alışverişlerimi yapıyorum. Şimdi teknoloji imkanı var. Her gün işte WhatsApp'tan da ailecek aile konferansları yapıyoruz. İşte Ankara'daki kız kardeşim, İstanbul'daki kardeşim vesaire bir araya geliyoruz. Ailecek oturuyoruz. İftardan sonra 15 dakika, yarım saat, bir saat neyse bir muhabbet ediyoruz. Ben hiç bugüne kadar annemle telefonda görüntülü görüşmemiştim. Şimdi görüşüyorum. Annem de o işleri bilmezdi. Öğrendik hep beraber. Yani aslında biz gerçekten bir şeyi arzu ediyorsak, Cenab-ı Hak fırsatı vermiş de onu fark etme meselesi. Aslında bu tabiri caizse bu süreç kafamıza vura vura bu zorluklar içerisindeki o fırsatları, o kolaylıkları keşfetmemize vesile oldu. Bunu bu ölçüde Türkiye'de olduğu kadar dünyanın diğer ülkelerinde var mı? Yok. Çünkü evde kalınca bir şeyi daha keşfettik. Tabii Türkiye'de ev yemeği yapmak bir kültür. Böyle bir şey zaten doğal olarak yemek evde yapılır. Evde her şey var. Birbirimizle oturup konuşabiliyoruz. Bakın Türkiye'de hep tartışırız. Bu millet öyle çok diplomalı, çok okuyan bir millet değil ama çok arif bir millet. Feraseti çok. Bunun arkasındaki hikmet nedir diye bakarsak bunu görüyoruz. Bizim milletimiz gibi sohbet dinleyen, yani sözlü kültürden eğitilen başka bir toplum yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Batı ülkelerinde şöyle deyin ki şöyle 10 kişi bir araya gelelim, bir çay içelim, muhabbet edelim deseniz size böyle aval aval bakarlar. Ya ne diyor ya bu manyak derler. Tabii ki bizim bu kültürümüz de var. Biz yıllarca camilerden, vaazlardan, hutbelerden eğitildik. Sohbetlerden eğitildik. Yıllarca sohbetlere gittik, sohbetler verdik, insanlara eğitildi. Bakın bugün bunu yapıyoruz. Şimdi biz
bu sohbetin insanı eğitme konusundaki fırsatını da yeniden keşfettik. Evlerimizde sohbet dinledik. Biz işte evimizde, o bizim okulumuzun programları var. Birazdan şimdi onlar Instagram'dan yayına başlarlar. Farklı kurumların bu programları oluyor. Zaman zaman konuşmacı, zaman zaman dinleyici olarak katılıyorum. İnanın biz aslında toplanabilme, sohbet etme kültürünü de yeniden keşfettik. Ne kadar kolaymış ya. İşte hemen işte bu sosyal medya ortamlarından bir araya geliyor. İsterseniz 100 kişi toplantı yapabiliyorsun. Akademik toplantılarımızı da öyle yapıyoruz. Akademik toplantılarımızda, bilimsel toplantılarımızda da, idari toplantılarımızı da biz işte Zoom gibi, Skype gibi farklı sosyal medya ortamlarından bir araya gelmek sürekli yapıyor. Aslında bir araya gelmek istiyorsak engel olmadığında fark ettik. Bu süreç içerisinde şunu da fark ettik. Allah o kadar çok nimet vermiş ki masraflar kısılınca aslında maaşımızın da gelirimizin de ne kadar da çok olduğunu fark ettik. Bereketini gördük hocam. Ya elhamdülillah. Lüzumsuz harcamalar kısıldı. Gereksiz yere para harcayamıyorsunuz ki. Şimdi Allah'ın olsun. Bizim de hemen evimizin dibinde bir Hazreti Adem Cami Derneğimiz var. Cami Derneğimizde Allah razı olsun dediler ki bu süreçte günlük kazanıp geçinenler zorluk çekerler. Biz de bir araya gelelim, imkanlarımızı birleştirelim. Bu civarda kendi civarımızdaki kardeşlerimize hemen bir hızlı destek verelim. Yani devletin desteği mutlaka gelir ama o zamana kadar zorluk olmasın, inanılmaz. Yani rakam vermeyeyim şey olur. Hemen çok hızlı bir şekilde Allah razı olsun kardeşlerimiz çok ciddi bir destek verdiler, destek organize ettiler. Aslında biz bu anlamda komşuluğu da keşfettik. Niye? Bir araya gelecek zamanınız var. Ya bugün ne yapsak diye düşünebiliyorsunuz. Sizi akıntıya kapılmış bir ağaç kütüğü gibi davranmıyorsunuz. Ya akıntı alıyor götürüyor. Şimdi akıntı alıp götürmüyor. Muhasebe yapıyorsunuz. Ha, ya Cenab-ı Hak bize bu nimetleri verdi. Nimet bulamayanlar var. Bize düşen paylaşmak, gerçek anlamda paylaşmak kültüründe idrak etmek için fırsatımız var, vaktimiz var, imkanımız var. Zaman yetmiyor diye bir şey yok. Artık zaman var. Şimdi biz o israf ettiğimiz, kıymetini bilemediğimiz zamanın da ne kadar işe yarar bir şey olduğunu yeniden keşfettik. Aslında nimetleri akdetmek için bu salgın çok önemli bir fırsata yol açtı. Ama bu fırsattan herkes istifade edebildi mi? Hayır. Ama Türkiye toplumu olarak çok ciddi manada istifade, Müslüman toplumların bu anlamda çok ciddi manada istifade ettiği aşikar. Allah'ın bir lütfu. Tabii bu salgın bu yeryüzündeki mazlumlara o zulmeden, o büyük güçlere karşı onların ne kadar aciz ve ne kadar küçük olduklarını, bir milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki gözle gözükmeyen bir canlının, o küresel devlerin, o pozitivist akılla öyle diyorlardı 1800'lü yıllarda. Artık teknoloji var, kainatı biz yöneteceğiz. Kainatı bilgi yönetecek, kainatı teknolojiye yönetecek. Elbette teknolojiye, bilgiye karşı falan değil, çok işe yarıyor ama kainatın sahibi olma beklentisi, yaklaşımının bir boş olduğunu, hiç işe yaramaz bir mantık olduğunu, ilmin, bilginin mühim olduğunu ama haddini bilmesi gerektiğinde bu süreç içerisinde gördük. İlimde, bilgide haddini bilecek. Kainatın sahibi var. Öyle gözle gözükmeyen bir mikropla bütün dünyayı tuş edebiliyor. Bütün dünyada o teknolojinin bütün düğmelerini kapatabiliyor. Bunu da yeniden gördük. Onun için tabii mazlum olan, garip olan, bu işe mağdur olan ülkelerin müsebbibi olan zalimlerin o bu işin bedelinin üstüne yatamayacaklarını, öte tarafta hesap var ama bu dünyada da bunun hesabını vereceklerini Cenab-ı Hak gösterdi. Mazlumların da yüreğine bir su serpilmiştir diye düşünüyorum. Allah'ın dostu tabii biz bu ülke olarak bu işi hep hafif atlattık. Tabii sağlık sistemimizin başarısı, sosyal dayanışmamızın şeyi ama işin esası Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfunu kazanmak için de bu millet Allah'a hamdolsun mazlumlar konusundaki imtihanını iyi vermiştir. Ha, toplumun tümü o imtihanı verdik mi? Hayır. Toplum içerisinde bu mazlumlarla yaptığımız hayırlı işlere set olan, karşı olan bir sürü işte ne diyeyim akledemeyen var mı? Var.
o içimizdeki beyinsizlerden dolayı inşallah Rabbim bizi helak etmesin. Amin. Ama Allah'a hamdolsun bu milletin basiretli, ferasetli insanları ve bu insanların seçtiği hükümeti, devleti Allah'a hamdolsun bu süreçte mazlumların ahını değil duasını alan bir toplum olduğumuz için de bu işten elhamdülillah hafif geçirdiğimizi görüyoruz. Şimdi biz bir de şöyle bir değerlendirme yapayım, çok da uzatmayayım, bitirelim inşallah. Cenab-ı Hak bu tür zorluklarla aslında toplumları, milletleri, bireyleri bir takım şeylere hazırlar. Şimdi böyle bir düşünmek lazım. Cenab-ı Hak bu milleti neye hazırlıyor? Bizi hangi sefere memur edecek, bunu muhasebesini yapmamız lazım. Yeryüzüne yeni bir düzen kurulması lazım. Yeni bir insicam kurulması lazım. Bunu yapacak yegane millet bu millet. Bu milletin buna kendini hazırlaması lazım. Peki bu fırsatlar içinde neyi kaybettik? Camilerimizi kaybettik. Camiler de bize küstü, hak ettik ama. İşte yıllarca sabah namazlarına giderim. Belediye başkanı olduğum dönemde hemen her sabah namazında da farklı camiye giderdik. Şimdi ben hiç öyle üç saf olan bir cami görmedim. En kalabalık olan iki saftı. Efendim cemaat mi yok? Yok. Ben şehrimizde bilirim. Cuma günü boş kalan bir camimiz yoktu. Yağmurlarda perişan olur. Cemaat dışarılarda olur. Demek ki cemaat var. Cuma namazına gidenlerin tamamına vakit namazı da cemaatle kılması gereken insanlar. Öyle değil mi hocam? Şimdi böyle olduğu halde biz tabii camileri ihmal etmiştik. Cenab-ı Hak dedi ki madem ihmal ediyorsunuz ahanda aldım. Şimdi bakıyorum ki herkes camiler bir an önce ne zaman açılacak diyor. Ben de bir sohbetlerde ne zaman açılacak diyorum ki öyle özleyeceğiz, öyle özleyeceğiz, öyle özleyeceğiz ki açıldığı gün cami full dolacak. O güne kadar açılmasın. Eğer biz gene camileri mahzun bırakacaksak Allah razı olsun. Emekli abilerimize emanet edilmiş bir mekan olarak bırakacaksak, işi gücü çok adamlar olarak bu camileri boş bırakacaksak en iyi açılsınlar ki. Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi vardı. Ayasofya ne zaman açılacak sorusuna çok tarihi bir cevap verdi. Sultanahmet vakit namazlarında dolunca dedi. Şimdi bizim de camiler ne zaman açılacak? Namaza eğer biz yarın o ruha erişsek, camileri beş vakitte dolduracak ruha erişsek Allah yarın açar. Şimdi bizim orada biraz kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Konuşmayı seviyoruz. Ben dahil. O mangalda gibi bırakıyoruz. Zaten hani derler ya, hocalar cemaat anlar, cemaatte arkadaşını için dinler. Hoca cemaat için anlatır, hoca cemaatte arkadaşı için dinler. Şimdi öyle değil. Kur'an'ın, dinin muhatabı bizzat kendimiziz. Ben yoksam zaten kimse yok. Ben gitmiyorsam kimse gitmiyor. Onun için bizim, evet, camilerimizin böyle boş kalması hepimizin yüreğini dağılıyor ama eğer biz camiler açıldıktan sonra beş vakiti camide kılmak konusunda kendimizde bir aşk geliştiremediysek boşuna yüreğimiz yanıyor. Boşuna. Lafta. Ya camiler açılsın. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar şu anda camide proje yapılıyor. Efendim saf aralıkları geniş kalarak namaz kılacağız. Tamam, sabah namazı cemaatine cami yeter. Cuma namazı cemaatine cami yeter mi hocam? O saf düzeniyle yani arada 1,5 metre sosyal mesafeyle. Mümkün değil hocam. Ya, o zaman biz camilerde değil cuma namazı kılacaksak büyük sahalara bakacağız, büyük arazilere bakacağız. Mevsim müsait, yaz olur. Daha da sağlıklı olur. Ama bak açıkça söylüyorum. Burada bu süreçten hepimizin kendine ders çıkarması lazım. Ben kendi adıma ders çıkarıyorum. Diyorum ki Cenab-ı Hak bize bir görev verecek, bir sefer hazırlıyor. Şimdi bu seferin seçeneklerine bakalım. Bunun için kendimizi hazırlayalım. Dünyayı daha iyi anlayalım. Daha çok bilim üretelim. Daha çok bilgi üretelim. Olanı biteni takip edelim. Bakın dünyanın her yerinde biz varız. Elhamdülillah bugün haberlerde sizler de görmüşsünüzdür. Libya'da maşallah mücahitler çok büyük bir başarı elde ettiler.
bu işte şer güçlerin işgal ettiği hava üssünü ele geçirdiler. Müzik yaptılar. Yemen'de gene bu şer güçlere karşı mücahitler çok ciddi bir başarı ortaya koydular. Dünyanın her yerinde cihat devam ediyor. Cenab-ı Hak bizi büyük cihata hazırlıyor. Neyin cihatı? Kudüs'ü geri alacağız kardeşim. Biz bu süreci eğer bu ruhla geçirmediysek boşuna geçirdik. Biz ailecek çoluk çocuk bir araya geldik. Kudüs'ü yeniden geri almak için plan yapmadıysak, çocuklarımıza o ruhu aşılamadıysak boşuna geçirdik. Kudüs sevgisini yeniden nesillerimize, akıllarına sokamadıysak boşuna geçirdik. Ha, konuşurken şunu da söylemek lazım. Kudüs mahkum da Mekke, Medine özgür mü kardeşim ya? Mekke'yi, Medine'yi de yeniden kurtarmamız lazım. Allah bizi bu sefer hazırlıyor kardeşim. Allah bizi buna hazırlıyor. Şimdi biz bu itikaftayız ya. İtikafta şu yeryüzünde Allah'ın adına halife olmanın ne demek olduğunu akletmezsek boşuna itikaftayız. İtikaf sadece işte kendimizi odaya kapatmak, tesbihat yapmak, Kur'an okumak, ibadet etmek değil. Kur'an'ın da, tesbihatın da, ibadetin de esası akletmek, kulluk şuuruna ermek. Yoksa Cenab-ı Hak ilk ayeti gönderirken iman edin ayeti gönderirdi. İman edin ayetimiz var, iman edin. Ama ilk ayet oku. Biz önce kainatı okuyacağız. Mutlaka kitap okuyacağız ama kitap dışında da kainatı okumak, anlamak, bilgiyi hikmet edinmek için yollar var. Bu yollara talip olacağız. Aslında bu tam da böyle bir fırsat. Biz talip olacağız. Nesillerimizi bu konuda talebe yapacağız. Ve inşallah şu süreçte Cenab-ı Hak bir salgınla, gözükmez bir mikropla, her şey Allah'tan, yani bunu biyolojik silah olarak da yapsalar Allah'tan, doğal Hüdayin Nabit de gelse Allah'tan. Şimdi Allah bize böyle bir durum verdi. Bunu fırsata çevirecek olan da, bunu gafletle kaçıracak olan da biziz. Cenab-ı Hak bunu fırsata çevirenlerden eylesin. Amin. Affedenlerden, bu fırsatı iyi değerlendirenlerden. Böyle bir fırsat bir daha ömürde gelir mi bilmiyorum. Ömründe bu fırsatı iyi yakalayıp hakkını verenlerden eylesin. Hocam, vaktimiz azalıyor. Şöyle bir soruyla toparlamaya çalışsak. Malumunuz yavaş yavaş hayat normalleşmek için bazı adımlar atıldı. Temmuz ayında özellikle normalleşmenin artık tam manasıyla yani büyük ölçüde sağlanması öngörülüyor. Doğal olarak da insanlar köylerine, memleketlerine izne gitme hususunda hazırlıklarını yapıyorlar. Bu izne gitmeyle alakalı dikkat edilmesi gereken ya da risk teşkil edecek herhangi bir durumla karşılaşma olasılığı var mı? Konuyla alakalı tavsiyeleriniz ne olur hocam? Bununla sohbetimizi toparlamış olalım inşallah. Evet. Şimdi tabii şu anda biz aslında salgınla mücadelenin 4 aşaması vardır. Birinci aşaması sağlık sisteminin bütün hizmet isteyenlere bu hizmeti sunması. Yani kriz yönetim aşamasıdır. Birinci aşama bu. Allah'a hamdolsun Türkiye bu noktada bu imtihanı verdi. Sağlık Bakanlığımızda, sağlık sistemimizde bunu halledildi. İkincisi, bu hastalığa, salgına bağlı oluşan olumsuzlukların azaltılması. Yani ne demek? Hastanedeki yatış süresini azaltmak, hastaların klinik durumunu tedavilerle iyileştirmek ve ölümleri azaltmak. Üçüncü şeyi, salgınla mücadelenin üçüncü aşaması, var olan tabloyu görülebilecek en seyrek düzeye indirmek, son aşaması ise tamamen ortadan kaldırmak. Şimdi biz birinci ve ikinci aşamasında başarılı olduk. Üçüncü aşamadayız şimdi. Üçüncü aşama var olan tabloyu minimuma indirmektir. Minimuma indirme konusunda rakamlarda evet minimuma iniyor gözüküyor. Bu konuda tabii net bir bilgi kimsede yok. Yani herkesin bilgisi, tecrübesi var ama delili yok. Delili konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Olsa delilimiz onu da söyleriz. Gizlediğimizden değil.
Delilimiz yok, kanaatimiz var, tecrübemiz var. Nereden biliyoruz? Koronavirüs ailesi daha önce de salgınlar yaptı. İşte SARS dediğimiz bu uzak Asya'da, Çin'de, Hong Kong'da olan salgın 2002 yılında oldu. Bu salgın 2002 yılında olduğunda gene bir koronavirüstü SARS'ı yapan. MERS dediğimiz bir virüs Suudi Arabistan'da oldu. Bu da gene bir koronavirüs. Bu özellikle SARS'ta nasıl oldu? Kasım'da başladı SARS. Haziran'a geldiler. Bir sabah kalktılar. Yeni vaka yok. Allah Allah. 10 gün, 15 gün yeni vaka yok. Dediler ki bu salgın bitti. Koronavirüsün böyle bir özelliği var. Koronavirüslerde böyle. Onun için böyle bir beklenti içindeyiz. Niye? Canım tecrübe etmişiz, görmüşüz. Ama bu garanti değil. Azalıyor mu? Azalıyor. Bir başka özelliği var koronavirüsün. Özellikle güneşin ultraviyolesine karşı çok dayanaksız. Şimdi hele bugünlerde ciddi bir sıcak var. Cenab-ı Hak böyle yardım ediyor. Cenab-ı Hak eğer bu virüsü hastalığı kaldıracaksa böyle Mayıs'ın ortasında Ağustos sıcağını yapıyor. Ultraviyolesi bol bir sıcak oldu. Çok ciddi bir temizlik oluyor. Şimdi bunları görüyoruz. Bunlar Allah'ın lütfu. Bunlar tabii ki koronavirüsün de azalmasını sağlıyor. Şimdi biz birinci ve ikinci aşamayı hallettiğimiz için sağlık sistemimizin de özgüveni oldu, tecrübesi oldu. Ve tabii ki virüsü tanıdığımız için B, C, D planları hazırlama imkanımız oldu. Daha önce bilmediğimiz için maksimum sıkı tedbirler uygularken şimdi daha rahatız. Diyoruz ki yanılabiliriz. Gevşemenin vakayı artırabilir. Ama artırırsa ne yapacağımızı biliyoruz. Daha önce çok kaygılıydık. Vaka artarsa sağlık sistemi çöker. Avrupa'daki gibi şu mu yaşasın, bu mu yoğun bakıma gitsin, bu mu ölsün kararı ki bir sağlık çalışanı için en kötü karardır. Ondan sonra bir daha ona iş yaptıramazsınız. Bunlar Allah'a hamdolsun bu risklerimiz yok. Onun için böyle bir şey olursa yanılıyor olabiliriz. Gevşetmenin yanılması olamaz mı? Olur. Olursa ama düzeltme şansımız var. Bu anlamda işte yeni hastaneler, şunlar, bunlar hepsi de bu anlamda çok ciddi şey. Onun için bu risk, bir risk alıyor muyuz? Alıyoruz. Riski almamızı sağlayan işte dediğim gibi tecrübeler var. Vaka sayısının azalması şu bu. Bir de yanılmaya karşı da emniyet şubatlarımız var. Şimdi böyle olunca peki sistem, yönetenler bu tedbiri alıyor. Vatandaşa ne düşüyor? Şimdi burada koronavirüsle ilgili bildiğimiz bir şey var. Nefesle en çok öyle bulaşıyor. Şimdi böyle konuşuyoruz. Konuşurken virüs çıkarıyoruz. Eğer virüsümüz varsa çoğunlukta da fark etmiyoruz. %80 hasta olduğunu fark etmiyor. Hele gençler, çocuklar hiç fark etmiyor. Fark etmeyince, konuşunca virüs çıkarıyor. Çıkarınca da bu virüs şey diyor. Özellikle çok kalabalık ortamdaysa bu çıkan nefes sıcakla beraber yükseliyor. Yükselince havada bir bulut olarak dönüyor. İşte en tehlikelisi bu. O zaman bundan ne çıkaracağız? Büyük, kapalı, toplu organizasyonlardan uzak duracağız. Köye mi gittik? Gittik abiciğim. Bahçemizde miyiz? Bahçemizdeyiz. Evimizde miyiz? Evimizdeyiz. Problem yok. Ama Mevlid'e gitmeyeceğiz. Bak şimdi Taziye'ye gitmeyeceğiz. Ya Taziye'de kardeşim uzaktan çok yakınsak sosyal medyadan telefonla şunla bunla yapalım. Ama bak şu anda özellikle Van'da, Ağrı'da, Kars'ta o bölgede bizim yöredimizde insanlar bu Taziye konusunu çok hassasiyetle takip ederler. Hatta bir de sarılırlar, öpüşürler. Çünkü teskin edecek, yasta insan. Ama işte bu bugün o gün değil ya. Bugün böyle bir riskimiz var. Bu yaz biraz düğünler de seyrek olacak. Düğünler olsun, millet evlensin, yuvalar kurulsun. Ama böyle kalabalık salon düğünleri, şunlar bunlar olacak işler değil. Bu riskimiz var çünkü. Ha, ya gene Haziran'ın başında benim öyle bir beklentim var. Bu virüs ortadan kalkacak. Kalkınca herkes düğününü davullu zurnalı istediği yerde yapsın. Burada bir beis yok. Ama mevcut tablonun devam edeceğini varsayarak konuşuyorum. Gene maskemizi insanlarla bir aradayken kullanacağız. Çünkü niçin? Maskemiz başkası virüs taşıyorsa bizi koruyabilir mi? Korur. Ne kadar? %70. Ama biz virüs taşıyorsak, biz maske taktığımız zaman konuştuğumuz dostlarımızı %98 koruyor. Yani kendimizden daha çok hepimiz potansiyel virüs taşıyıcısı olabiliriz. Bilmiyoruz ki. Belki benim virüsüm var, belki sizin virüsünüz. Bilmiyoruz. Bilinen bir şey değil. Erken dönemde tetikte falan da anlaşılmıyor. Şimdi o dönemde olduğumuzu herkes varsayacak ve mümkün olduğu kadar maskeye riayet edecek ve sosyal mesafe.
Yani 1-1,5 metreden oturup sohbet edilebilir. Biraz yaşlarda zorlanıyoruz. Onlar alıştınca orada bir sıkıntı oluyor. Mutlaka kulağın dibinde yakınından konuşman gerekiyor. Burada maskeye dikkat etmek lazım. Maske sosyal mesafe olursa ve büyük kalabalıklar, dedim ya az önce ifade ettim, kalabalıkta hepimizden çıkan nefes ortam ısındığı için yükseliyor ve bulut olarak dolaşıyor. Ben biliyorum, bir grup doktor arkadaş topluca koronavirüs oldular. Hastaneden falan değil. Bir başka doktor arkadaşım kızının düğününden. Bir eski belediye başkanı arkadaşımızı aradım. Dedi ki ben de o düğündeydim, ben de korona oldum. Çünkü dediğim gibi havada partikül olarak dolaşmaya başlayınca en büyük bulaş yeri orası. Buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat ettikten sonra tabii ki kırsal hayat, tabii ki köy, tabii ki yeşillik, sağlık ya. Yaşlıların zaten yazın şehirde durması kabul edilecek bir şey değil. Özellikle yaşlarımızın, çünkü hareket şart, fiziksel aktivite köyde oluyor. Köye giden yaşlı yürüyor, tarlaya gidiyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Şehirden kalan yaşlı yaşlandı. Köy gençleştiriyor. Memleket gençleştiriyor. Sıla-i Rahim'in de, onun da ömrü uzatan bir yanı var. Onu da ihmal etmemek lazım. Onun için bu konuda zannediyorum bayramdan sonra daha net şeyler. Haziran'ın başında, ben Haziran'ın ilk 15 gün içerisinde bu konuda gevşemelerin oluşabileceği kanaatindeyim. Ve her zaman bir şey diyorum ki, eğer bu virüs yazın kaybolmazsa ya da yazın kaybolduktan sonra sonbaharda bir daha çıkarsa kesin biyolojik salgın. Çünkü SARS'ta böyle bir şey olmadı. Yani SARS tecrübesinden biliyoruz. SARS'ta kayboldu ve gitti. Bunun da ben Haziran'da, 15 Haziran gibi en geç, daha erken de olabilir. Havalar erken ısındığı için takvimimi biraz erken alıyorum. Olabilir, bu bir spekülasyon, bir tahmin, bir şey. Yani bu belgeye dayalı bir şey değil. Hatta biraz da erken de olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii mübarek Ramazan, gece gündüz dua ediyoruz. Dualarımız da kabul olacaktır. Yani Rabbimiz ve merhametlilerin en merhametlisi. Bundan da ümidimiz var. Ondan da hiç tereddütümüz yok. Hani imanı öyle tarif ediyorlar ya, diyorlar ya, yağmur duasına şemsiyeyle gitti. Biz dua ettik yani hocam. Yani biz o konuda hiç kendimiz açısından bir şey yok. Fakat şundan, niye Haziran? Ya çocuklar, bu okullar yeniden okula gitmemek için Haziran'dan öncesi için dua etmiyorlar. Bizim evdekiler dahil. Diyorlar ki şu okullar, üniversiteler meselesi çözüldü. Milli Eğitim Bakanı'nı görürsem söyleyeceğim. Bir an önce tamam, bu sene yok artık desin. Okullar kapandı, bitti desin. Çocuklar da duaya katılsa Haziran'ın da kalmaz bu iş demedi demeyin. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel ve faydalı bir sohbet oldu hocam. Hele özellikle bu salgın döneminde ihtiyaç duyulan hem aile içiyle alakalı güzel bilgiler oldu. Hem de salgınla alakalı yine güzel tavsiyeler oldu. Hocam davetimize icabet ettiniz, katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun sizden de. Bahadır'a çok teşekkür ediyorum. Bahadır tabii çok gayretli. Üniversitede de çok aktif. Yani her toplantıda maşallah Bahadır var. Bu organizasyonu böyle yaptı, bizi sizle de buluşturdu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hocam vakıfta da Bahadır bizim elimiz ayağımız. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun hocam. Değerli kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte farklı konuklarla sizlerle beraber olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.